Yeni sistemin ilk kabine toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor. Külliyedeki toplantıya Erdoğan'ın yanı sıra bir başkan yardımcısıyla 16 bakan katılıyor. Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül daha önce bakan olarak kabine deneyimi yaşamıştı. Diğer isimler için bu toplantı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Kabine toplantısı öncesi bakanlar bürokratlardan devam eden düzenlemelerle ilgili briefing aldı. Kabinenin gündemi ise oldukça yoğun. Masada ilk 100 gün, ikinci 100 gün ve 6 aylık yol haritası olacak. Bu zaman dilimlerinde bakanlıkların öncelikleri ele alınacak. Oluşturulan kurulların çalışmaları ve atanacak kadrolar değerlendirilecek biz gibi bugün 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni sisteme geçmek suretiyle ilk cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızı da cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirdik. Öncelikle tabii ki yeni sistem 24 Haziran seçim sonuçları tekrar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu toplantının kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yönde değerli bakanlarımıza gerekli talimatlarını ilettiler. Şu anda bakanlarımız kendi bakanlıklarında brifinglerini alıyorlar herhangi bir inkıtaya uğramaması için çalışmaların malum devlette de süreklilik esastır. Bu çalışmalarını da en kısa süre içerisinde tamamladılar ya da e, tamamlıyorlar. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde de yapılan çalışmalar çerçevesinde bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili e, bakan arkadaşlarımız isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler ve ardından da buralardaki üst düzey atamalar gerçekleştirilecek. Yine yeni cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemi içerisinde bildiğiniz gibi oluşturulan yeni kurullar var. 9 tane politika kurulumuz var. Dört tane ofisimiz var. İlave olarak kurulan iki tane başkanlığımız var. Buralara da atamalar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek yeni e, kabinenin toplantısıyla ilgili tabii önemli e, konu başlıklarından bir tanesi e, ekonomiydi. Özellikle e, bu konuyu e, sizinle de e, paylaşmak istiyorum. E, ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konuların tespit edilmesi toplantının önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Cumhurbaşkanlığı kabinemiz tarafından ortaya konulan hedefler için tüm bakanlıklar ve ekonomideki ilgili bütün birimler arasında tam bir eşgüdümün, koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da bu koordinasyon Cumhurbaşkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz tarafından sağlanacak. Bu çerçeve Özellikle bütçe disiplinin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar da tespit edilmiş durumda. Bununla ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle de ihracat odaklı büyüme noktasında bir takım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Bu çerçevede tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek olan orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Bu özellikle ekonomideki canlılığın devamı açısından önem arz eden bir orta vadeli program olacaktır.